Arkadaşlar herkese selamünaleyküm Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu videomuzda arkadaşlar Rise Online'dayız. Rise Online'da dayız Rise Online'da da e, gerek yayınlarda gerek oyun içerisinde çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Bu Toplayıcılık kısmında çünkü ben toplayıcılığı Oyun başladığımızdan bu tarafa açıldığı günden Bu tarafa e, peyderpey her boş kaldığımda Yapıyorum öyle ki Toplayıcılığı ilk başlarda yapanlar ilk başlarda toplayıcılıkta e, Biraz daha farklı durum vardı ve Çok hızlı kasanlar da oldu e, Yüksek level düşük level e, Haritalara göre değişen toplayıcılık materyalleri var Toplayıcılıkta hangi silahları takmamız gerekiyor Bunları nereden alıyoruz toplayıcılıkta para var mı bunlarla alakalı çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Toplayıcılıkta para var mı kısmından başlayayım ilk olarak çünkü bu çok soruluyor. Toplayıcılıkta para var arkadaşlar. Ama tamamen sizin oyuna vereceğiniz zamana ve toplayıcılık levelinize göre bu değişecektir. Yani e, bunlar tamamen sizin elinizde olan değişenler. Yani siz düşük levelde toplarsanız ve düşük haritada toplarsanız bu yüksek level ve yüksek haritada toplayanın e, elbette geliri daha fazla olacaktır. Yine toplayıcılık materyallerinin çeşitlerine geçeceğiz. Toplayıcılığın e, premium veyahut da premium olmadan yapıldığını soranlar var. Toplayıcılığa premium Gerekmiyor arkadaşlar. Yani premiumlu ya da premiumsuz her oyuncu yeni başladığı oyuna girdi. 0 bir level charla oyuna girdi. Premium olmasa dahi toplayıcılık malzemelerini eline taktıktan sonra ki onlar da çok düşük cüzdi rakamlar onları göstereceğim şimdi nereden alınacağını başlayıp yapabilir ve Farm atabilir Yani herhangi bir mob kesmeden, zindanlara girmeden, e, direkt sadece oyunda gezerek, haritada gezerek gördüğü otu çöpü toplayıp, e, bu şekilde de farm atarak para kasabilir. Yani toplayıcılık e, herkese açık. Ama tabi premiumsuz yaparsanız, e, şöyle bir dezavantajınız olur toplayıcılık özelinde söylüyorum. Topladığınız materyalleri sürekli sıcak satış yapmak isterseniz action azı kullan kullanmanız gerekiyor. Action House burada e, sadece premiumlu oyuncuların kullandığı pazar sistemi. Action House'u kullanmazsanız topladığınız materyalleri gün sonunda karakterinizi para, pazara bırakıp örnek veriyorum bir saat, örnek veriyorum 3 saat değişkenlik gösterebilir. E, beklemeniz gerekiyor ve pazarda beklerken e, boşuna bilgisayarınız bu oyunda hani bağlı kalmış olacak. Ama Action House'u kullanırsanız e, böyle bir zorunluluğunuz olmayacak. Ortadan kalkacak ve siz o pazarda bekleyeceğiniz 3 saatte 2 saatte yine toplama da yapabileceksiniz. Yani dolayısıyla premium alıp almamak size kalmış ama 90 liralık bir premium mu var oyunun hiçbir şey değil. Toplayıcılık yaparak bunu zaten çok basit de çıkartabilirsiniz. Şimdi hemen çok uzatmadan gelelim toplayıcılığın. ilk olarak oyuna başladınız. Materyallerini üzerinize nasıl alacaksınız? Materyal dediğim gibi, toplamak için silahlarınızı, toplama araçlarını nereden alacaksınız? Şu an Karakter pencerenizi siz açtığınızda arkadaşlar I harfine bastınız. Karakter penceresini açtınız oyunda karakter pencereniz karşınıza geldiğinde e, sizin normal ilk elinizde takacağınız silah giyeceğiniz takılar, zırhlar karşınıza gelen pencere bu olur. İkinci kısım kozmetik kısmı bunlar da mağazadan aldığımız pelerin kanat gibi veya etkinliklerle elde ettiğimiz görsel kostümler gibi bunlar ikinci sekmede bulunuyor. Üçüncü sekme ise bizim toplayıcılık araçlarını kullanmak için alıp da takacağımız pencere. Bunlar sizde boş olacak. Yani şöyle burada bir şey olmayacak. Bunları nereden alıyorsunuz? Tonumuzu atalım. Tonu dışarı attı bizi. İçeri koşalım. Bu arada Dorian 1'deymişiz. Ondan dolayı bizi dışarı attı. Çünkü Dorian 1 pazarın en yoğun olduğu yer. Pazar action house yaparsanız hani bu şekilde beklemenize gerek kalmıyor. Mesela bu action house'a koymamış. Buraya koymuş. 4500'den asparagusları. Siz bunu toplayıcılığınıza engel olmaması adına ya da daha sıcak seri satış için Action House'a koyarsanız Action House'tan gider. Action House'ta burada yine ticarete tıklıyorsunuz. Şu an kameranın altında gördüğünüz. Burada menüde Action House diye açılır. My Merchant'ın altındaki sekme. Tıkladınız mı? Karşınıza böyle bir sayfa geliyor. Burada emirlerime basarsınız. Eşyaları sat dediğinizde buraya örnek yumurta işte atıyorsunuz. Şu an bir tane olduğu için fiyatı yazacaksınız ve confirm dediğinizde 24 saat süreyle o item orada satışta olacak arkadaşlar. Bu şekilde Action House'tan seri seri satabilirsiniz premiumluysanız. Premium yoksa sadece Action House'dan satın alabiliyorsunuz, satamıyorsunuz. Burada e, hemen içeri girdikten sonra bakın e, Protean tarafında ışınlanma kapısının arka tarafında sapli Merchant var. Yine inostesin yan tarafı diyebiliriz. Buraya gidiyorsunuz arkadaşlar ve burada F harfine basarak veya normal NPC'ye sağ tıkla mağazaya aç diyorsunuz. Ve burada ikinci sayfaya çekiyorsunuz. Mouse'un orta tekerleğiyle ya da şuradan da geçebilirsiniz. Karşımıza ilk bizi karşılayan Common Wood Axe oluyor. Üzerinizde 70k para yapmanız gerekiyor ilk başlangıçta. 70k'yı da şöyle yapabilirsiniz. Tavuk kovalayabilirsiniz. Tavuk için elinizdeki ilk başlangıçtaki basit görev silahıyla bile yani 3-5 ataklı görev silahıyla bile R atarak tavuğu öldürebilirsiniz. Tavuklar e, genelde bahçelerin içinde Grimmore'da veya kapıdan çıkıp sağ taraftan aşağı indiğinizde solda küçük kulübenin orada da var. Görürsünüz zaten bunlar oyun oynamaya başladığınızda. Yayınlarda da görüyorsunuzdur. Yani şunu demeye getiriyorum. Paranız yoksa level de kasmadık. Bir levelde ben toplayıcılığa direkt gireceğim diyenler varsa e, ee, örek bir 10-15-20 tavuk kesip içinden 20 tane yumurta çıkarsanız hemen şöyle fiyatına bakalım. Action House diyelim. E, ee, ekleyelim ve yumurta fiyatını göreyim. Hatta direkt Action House'dan bakalım ki en ucuz koyanlar orada oluyor genelde. 4450'den şu an yumurtayı koyan var pazarda. Yani siz 20 tane yumurtayı 4450'den koysanız en ucuz fiyattan Action House kullanıyorsanız 4'er deseniz 80 000. 20 tane yumurta toplamanız sizin şu an oyunda taş çatlasın 2-3 dakikanız alır. 2-3 dakikalık zaman ayırmayla Burada saplı merchant'a geliyorsunuz. En düşük olan common wood axe. Bundan sonrasında common sickle, common skinning knife, yine common shove. yani kısaca burada sizin takabileceğiniz üstünüzde şöyle karakterinizi açtığınızda 7 tane toplama aracı olması gerekiyor. Bunların en düşük common olanlarını birer tane alıyorsunuz. 10 arkadan 70k'yı veriyorsunuz, üstünüze takıyorsunuz. Ha, hepsini de almayabilirsiniz. Yani tavukla da uğraşmayabilirsiniz. Başlangıçta sadece Örnek domates, mısır, patates toplayacaksınızdır. Gidip bir tane üstünüzde 10K varsa e, kombon alırsınız ve bununla kapıdan çıkıp doğru yönde dolaşmaya başlayacaksınız. Materyalleri anladınız. Toplama araçlarını anladınız yani. Buradan saplü merchant'tan en düşüğünü alıyorsunuz. Peki niye en düşüğü? Ben niye gidip burada misal mağaza yaş dediğimizde e, işte epic sickle'ın mesela fiyatı 1 milyon. Unixicle'ın 10 milyon. Ha, bunlar daha yüksek fiyat. Niye böyle diyenler olabilir soruyor çünkü. Bu common dediğimiz 1 levelle 10 level arası kullandığınız arkadaşlar. Hepsi için geçerli. Rare dediğiniz 10 levelle 20 level arası kullandığınız toplama aracı. Epic dediğiniz 20 ile 30 level arası kullandığınız. Unique dediğiniz ise 30 levelle 40 level arası kullandığınız toplama aracı. Ama bu leveller sizin karakterinizin leveli değil. Burada yanlışa düşmeyin. Çünkü bunu öyle sananlar oluyor ve takamıyorum diye soruyor. Burada karakter penceresini açtığınızda meslekler sekmesine geldiğinizde sizin bütün toplayıcılık kısmınız hepsi 1 olacak leveli başladığınızda. Dolayısıyla 1 level olduğu için hepsi siz burada en düşük olanı yani kombonu almanız gerekiyor ve onu takabiliyorsunuz. Ne rare'i ne unique'i ne de epi takamazsınız. Burada herhangi birini 10 level yaptığınızda rare'e geçersiniz. 20 yaptığınızda harvesting gibi ben de örnek göstermek gerekirse o zaman epic olanı alırsınız. Ben şimdi harvesting'i 30 yaptığımda burada toplayıcılıkta bu sefer unique olan itemi de takabileceğim toplama aracını. Peki bunların farkı ne? Bunların toplama hızı değişiyor arkadaşlar. Yani common ile unique arasında bu 4 çeşit itemde toplama süreleri birinde 10 saniye ise birinde 20 saniye oluyor. Dolayısıyla daha hızlı toplamanıza yarıyor. Level atlamak, toplayıcılıkta ve toplayıcılık materyallerinin 4 sınıfa ayrılmasındaki olay bu. Bunlardan hariç toplayıcılık materyali yok mu? O da var. Onu da hemen şuradan yine Action House'tan göstereyim. Meslek kasanların ürettiği kendiniz kasarak da mesleği üretebilirsiniz. Enchanted diye şöyle yazdığımızda yüksek fiyata çekersem bunu görebileceğim mi? Action House'a bakalım. Bunu da şu an yazamadım ama Epic şöyle yazalım. Bulamadık. Bulursam göstermeye çalışacağım da. Evet arkadaşlar. Enchanted Rare Show yani kürekten Enchanted olanına baktım. Enchanted ne peki? Bunlar mağazada yok. E, pazarda niye var diye sorarsanız da bunları meslek kasanlar craftlayabiliyor. Hani o toplayıcılığın yanında da şöyle karakter penceremizi açtığımızda meslekleri var. Bir de burada toplayıcılık var ama bir de meslekler var. Meslekler kısmında bunu ürettiği zaman herhangi bir oyuncu pazara koyabiliyor. Enchanted nadiren geliyor meslekte üretim yaparken. Yani normal rare küre üretiyor o oyuncu ama Rare'den normalinden ziyade Enchanted'ı da gelebiliyor eline. Enchanted gelirse Enchanted biraz daha bonuslu topluyor. Yani Rare %5 hızla topluyorsa sallıyorum bu rakamı. Enchanted Rare olan %7 ile topluyor. %8 ile yani biraz daha bonuslu hızlı topluyor. Onun da bilgisini vereyim. Sonra gördüğünüzde oyunda bunu niye bahsetmedin diye sormayın. Tone'u attık veya kapıdan dışarı çıktık Dorion'da. Silahları anladınız. Herhangi birini taktık. Biz mesela burada şunu da soranlar var. Onu da detaylandırayım. Mesela ben epic skull'ı aldım. Bununla ne toplarım? Bununla domatesi, havuç'u, mısırı, patatesi, pamuğu toplayabilirsiniz. Yani burada toplayıcılık kısmında bununla siz e, harvesting kasmış olursunuz. Zaten şöyle bakın orağı burada gösteriyor. Yani şekillerini de gösteriyor aslında. Oradan da anlayabilirsiniz. Yine e, rare Pix denen yani kazmaya aldığınızda mining yaparsınız. Mining içinde ortada chopper or diye şöyle küçük küçük e, bakır renginde taşlar görürsünüz. Onlar maden çıkartırsınız e, dediği şu, e, bildiğiniz balyoz şekliyle bununla taş kırarsınız. Sandstone'lar var ortalıkta. Onları kırarsınız. Bunların aslında hani toplama materyalleri sınırlı. Yani kazmanın, e, balyozun toplama materyalleri sınırlı. Balta yine ağaç toplar. Sadece ağaç kesebilirsiniz. E, rare sekatorus dediği bu da makas. Bununla da ee, yine şuradan göstereyim. Rosehip mesela şu arkadaşın topladığı Wormwood'lar var. Bunları Dorion için bahsediyorum. Harita değiştirdiğinizde bunlar isimleri de değişiyor. Yani farklı toplama materyallerini de göreceksiniz. Mesela bunu gördünüz. Siz Epic Sicle ile e, e, başladınız. Epic demeyeyim. Common başladınız. Geldiniz bunun yanına F harfi çıkıyor zaten bakın. F'ye bastığınızda bu otomatik olarak buraya şimdi patatesleri toplamaya başlıyor. Bunu yapa yapa. ...toplayıcılığınızı kasmaya başlıyorsunuz. Siz her topladığınızda size burada sahip olunan... ...bakın çiftçi eksi 60-60 diyor ve patates veriyor. İster patates toplayın, ister mısır, ister domates... ...ister ağaç kesin, ister taş kırın. Yani bu tamamen sizin tercihiniz. Ama dipnot, toplayıcılık yaparken de... ...karakterlerin kendine özgü bonusları var arkadaşlar. Bunun da ekrana şu an yansımasını göreceksiniz. Şöyle köşeye şöyle çıkarmış olmam lazım. Ee, bu toplayıcılık bonusları... Warrior'da ayrı, Rogi'ye de ayrı, Press'de ayrı. Yani... Rogi'ye atıyorum arkeolojide e, hızı var. Yine işte e, onun dışında taş kırmada düşük de olsa var. balıkçılıkta var. Atıyorum varıyor ağaçta ve taş kırmada daha yüksek bonuslu. Prestler... Domates, mısır gibi toplayıcılıkta daha bonuslu. Bunların karakter sınıfına göre ayrılmış da bonusları var toplayıcılıkta. Bu da neden kaynaklı? Yani bir karakter bütün hepsine sarkmasın toplayıcılıkta diye düşünülmüş. Ayrı ayrı her karakterin bonusu var. Tabi bu o kadar etkiliyor mu? Etkilemiyor. Neden? Sizin zamanınıza bağlı eğer ki yüksek levele ulaştıysanız özellikle toplayıcılıkta 20 levelin üstüne çıktıysanız birçok şeyde ilk başlayacağınız koordinatlarda mesela şu benim izlediğim yol olabilir. Burada şu an toplamışlar kalmamış ama sağlı sollu buralarda bakın bunlar hep toplayıcılık yapanlar. Sağlı sollu buralarda ağacı, mısırı, domates her şey çıkıyor. Mesela örnek şu an ağaca geldim bunu da gösterelim. Ağacın yanına geldik F'ye çıktı bastık ve ağacı şimdi baltayla yontmaya başlayacak bizim abimiz. Buradan da odun ve arvart lif alacağız. Bunların hepsini yapa yapa toplayıcılık yapabilirsiniz ve toplayıcılıkta dediğim gibi kazanç olayı yani tamamen herhangi bir slotta farm atmadan masrafsız kazanç olayı var arkadaşlar ama ne kadar kazanacağınız sizin günde kaç saat toplayıcılık yapacağınıza bağlı, ne toplayacağınıza bağlı ve toplayıcılık leveliniz en önemli nokta. Niye? Çünkü 10 levelde toplamak, 1 levelde toplamak ve 30 levelde toplamak çok farklı durum. Toplayıcılığın leveller arası değişen haritalarından da bahsedeyim. Bir levelde başladıysanız toplayıcılık levelinden bahsediyorum. Karakterinizin leveli zaten 10 leveldeyse gidip de Lunaskar'a geçemezsiniz veya bir Death Valley e veya Hadar'a geçemezsiniz. Dolayısıyla düşük level karakterler bu söyleyeceğim kapsam dışında kalıyor. Yüksek karakterseniz en azından bahsettiğim haritalara Death Valley'e, Hadar'a, Lunaskar'a geçebilecek veya Protean oynuyorsanız Protean'a geçebilecek levelde bir çarınız varsa kendi karakter leveli olarak toplayıcılığında bu haritalara göre e, hem materyalleri değişiyor hem topladığınız eksiniz artıyor hem de e, bazı materyaller daha yüksek para edebiliyor. Doğru 1 ile 10 level arası toplayabileceğiniz bütün materyaller mevcut. Ama burada düşük eks alırsınız. Yani mesela burada ağaç keserken 60 eks alıyoruz. Lunaskar'a gidip ağaç kestiğimizde 120-120 eksi alıyoruz. Lunaskar'da ağaç kesebilmek için toplayıcılık levelinizin 10 olması gerekiyor. Yine Dead Valley'de toplayacaksanız veya Haddar'da toplayacaksanız Haddar için 20 artı gitmeniz gerekiyor. 30 artı gitmeniz gerekiyor. Dead Valley için bazı materyaller için söylüyorum. Mesela Dead Valley'de 10 level toplanabilen materyal de var ama 20 levelde de 30 levelde de toplananı var. Aynı şekilde Haddar'da da yüksek levellerde toplanan materyaller var. Yani toplayıcılık yaparken en hani sizin İlk başlangıçta yapacağınız şey, en önemli nokta e, hangisine yönelecekseniz onu belirlemeniz. 2 tane, 3 tane toplayıcılığı en azından önde tutmak istiyorsanız sadece bunların metallerini toplayacaksınız. E, sonrasında onar level yaptıktan sonra bunları Lunaskar'a gidip orada devam edeceksiniz kasmaya. Çünkü burada size artık eksi vermemeye başlayacak. Yani verecek ama burada 100 tane obje kesip de aldığınız eksi orada 50 tane objeyi keserek alacaksınız. Mantığı anladınız. Aynı şekilde Detvalli'ye giderseniz, Dead de 25 tane objeyle burada 100 tane de aldığınız eksi alacaksınız. Dolayısıyla baktığınızda daha hızlı level atlamak için yüksek haritalara geçmeniz gerekecek. Ama işte bunun için en önemli nokta ne? Hem toplayıcılıkta bir level olan, atıyorum Harvesting'den örnek vereyim, 10 level olacak. En kötü ihtimal, Lunaskar tarafında veya Protoyan tarafında toplayacaksanız 10 level olacak ve common olan toplama sıklığını rare olana yani rareye çıkartacaksınız. 20 level yaparsanız epiye geçireceksiniz. Yani bunların hem toplayıcılık aracını hem de toplayıcılık levelini yükselterek bir sonraki haritalarda da daha seri, daha hızlı X kasabilir. Daha hızlı materyal toplayabilirsiniz. Burada limon olmaz doğru Dorion'da. Lunaskar tarafında olur. Burada mantar olmaz. Orada olur. Yani bu tarz farklı toplama Malzemelerini de yüksek haritalarda görüyorsunuz. Balıkçılık var, bunların içinde bu arada anlatırken bir balıkçılığa dokunmadım. Balıkçılık içinde yine olta alıyorsunuz, aynı şekilde Saplı Merchant'tan. Balıkçılığın en düşük doğru yönde başlangıcı var. Ee, bazı yerler solucan ister, bazı yerler balıkla tutmak ister. Solucanları yine Saplı Merchant'tan satın da alabilirsiniz. Yine Arkeoloji yaparak, arkeolojiden de kazarken solucan toplayabilirsiniz. Toplamanın olayı bu arkadaşlar. Toplamada para var mı diye soranlar var. Çok fazla. Evet var. Bununla alakalı da bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir video alacağım ve bu videoyu... Size göstereceğim bir saat içerisinde benim bu levellerle örnek vererek göstereceğim. Ne kadar kastığımı bir saatte genel Dorion'da gezip nelerden e, ne kadar topladığımızı ve ne kadar paraya ulaştığımızı hızlandırılmış olarak e, göstermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayalım. Yine videolara yorum ve beğeniyi de eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.